has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Господин председатель, это что, для вас открытие? Весь мир! XVIII. yüzyılın ikinci yarısından sonra kurulan Amerika Birleşik Devletleri, sahip olduğu geniş toprakları ve hızla gelişen ekonomisiyle kısa sürede dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücü olacak ve hem Birinci Dünya Savaşı'nın hem de İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirecekti. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iki kutba ayrılan dünyada kapitalist bloğun en büyük temsilcisi olan Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler inişli çıkışlı dönemleriyle tarihte kendisine yer bulmuştur. Cumhuriyetin kurulmasından sonra Amerika'nın gücünün farkına varan Türkiye, özellikle kuzeyinde artan Sovyet tehlikesine karşı kendisine müttefik olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni tercih etmişti. Ancak bu iki devlet arasındaki ilişkiler günümüze kadar inişli çıkışlı bir seyir izlerken çoğu zaman da restleşmelere kadar gitmişti. İşte 1962 yılında gerçekleşen bir olay, Türk-Amerikan ilişkilerine vurulan ilk darbe olarak görülürken, bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye atmış olduğu ilk kazık olarak tarihe geçecekti. Türk-Amerikan ilişkilerinde tarihe Jüpiter krizi olarak geçen hadise, iki devlet arasında güven bunalımına yol açmış ve bu olaydan sonra olumlu seyreden ilişkiler günden güne bozulmaya başlamıştı. Peki bu kriz nasıl gelişti ve Türk-Amerikan ilişkilerine ne tür etkileri oldu? Gelin hep beraber bu sorulara cevap ararken soğuk savaş dönemi atmosferini de inceleyelim. Ancak videoya geçmeden önce daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca video ve kanalımızla ilgili eleştiri, görüş, öneri ve araştırmamızı istediğiniz konuları isterseniz videonun yorum kısmına, dilerseniz de topluluk kısmına yazarak belirtebilirsiniz. İyi seyirler. Dünyanın gelmiş geçmiş en kanlı savaşı olan İkinci Dünya Savaşı, dünya tarihini derinden etkilemiş, savaştan sonra kurulan yeni dünya düzeninde uzun süredir küresel güç vasfını elinde bulunduran İngiltere ve Fransa bu vasıflarını yitirirken, bu iki hegemon gücün yerini Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya alacaktır. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği kapitalist Batı bloğu, diğer tarafta ise Sovyet Rusya'nın başını çektiği sosyalist Doğu bloğu. Tarihe soğuk savaş dönemi olarak geçen bu dönemde her ne kadar taraflar arasında büyük gerginlikler olsa da küresel bir savaş meydana gelmemişti. Ya da her iki tarafta böyle bir savaşı başlatma cesareti gösterememişti. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında keşfedilen bir silah tüm dengeleri alt üst etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1945 yılında Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı iki nükleer bomba tüm dünyayı hayretler içinde bırakırken büyük bir tedirginliği de beraberinde getirecekti. ABD'nin kullandığı bu silahın ardından nükleer bomba çalışmalarına başlayan Sovyet Rusya'da 1949 yılında Kazakistan'da ilk başarılı denemesini yapmasının ardından dünya adeta nükleer silah yarışına girmişti. Hem Amerika'nın hem de Sovyet Rusya'nın atom bombalarına sahip olmaları 1991 yılına kadar dünyayı küresel bir yıkımın kıyısında tutmuştu. Ancak 1962 yılında meydana gelen bir hadise dünyayı küresel bir savaşın eşiğine getirmişti. 1957 yılında Sovyet Rusya'nın dünyanın ilk yapay uydusu olan Sputnik'i fırlatması NATO ülkeleri ve özellikle ABD tarafından endişeyle karşılanmış, bu gelişmeyle ABD'de uzay rekabeti ve nükleer teknoloji alanında Rusların gerisinde kalındığı yönünde bir algı oluşmaya başlamıştı. Nitekim ABD henüz uzun menzilli füzelere sahip değildi ve Sovyet Rusya savaş teknolojisinde ABD'yi geride bırakmıştı. ABD ise bu füze boşluğunu kapatmak için Avrupa'da bazı NATO ülkelerine Sovyet Rusya'yı hedef alabileceği orta menzilli füzeleri yerleştirmeyi önermiş fakat çoğu NATO ülkesi Sovyet Rusya'nın baskısına maruz kalmak istemediği için Amerikan füzelerinin topraklarına yerleştirmesini istememişti. Söz konusu füzeleri ise sadece İngiltere, İtalya ve Türkiye kabul etmişti. Türk yetkililer bu füzelerin yerleştirilmesi durumunda Türkiye'nin Sovyet tehdidinden korunacağı, ülkenin stratejik öneminin artacağı ve Türk-Amerikan ilişkilerinin daha fazla gelişeceği kanaatindeydi. 28 Ekim 1959'da Türk hükümeti ABD ile 15 adet orta menzilli ve
ve nükleer başlıklı Jüpiter füzelerinin Türk topraklarına yerleştirilmesi hususunda anlaşmıştı. Kamuoyunda bu füzelerin yerleştirilmesine Sovyet Rusya'yı kışkırtacağı gerekçesiyle karşı çıkanlar olsa da hükümet ve askeri yetkililer Jüpiterlerin Türkiye'nin askeri gücünü artıracağına inanmaktaydı. Nitekim füzeler 1957 yılından itibaren kademeli olarak Türk topraklarına yerleştirilmeye başlanmış. Fakat füzelerin ateşleme sistemi ve savaş başlıklarının takılması 1962 yılının ortalarında tamamlanabilmişti. Füzelerin sahibi Türkiye olsa da savaş başlıkları ABD'nin gözetimi altında olacak, ayrıca ABD ve Türkiye'nin ortak izni olmadan kullanılamayacaktı. Türkiye bahsi geçen füzelerin yerleştirilmesini onaylarken aynı zamanda güvenliği açısından büyük bir risk de almış oluyor. Nitekim Türkiye'deki füzelerin kullanılabilir hale getirilmesiyle birlikte Sovyet Rusya'nın tepkisi de artmaya başlamış. 1962 Mayıs'ında Sovyet lideri Nikita Kruşçev ABD'nin Türkiye'ye füze yerleştirilmesini sert bir şekilde kınayarak buna karşılık verileceğini ifade etmişti. Sovyetlerin kastettiği karşılık Küba'ya Jüpiter benzeri Sovyet füzelerinin yerleştirilmesi olacaktı. 1962 yılının Temmuz ayında ABD tarafından U-2 uçağının rutin uçuşu sırasında Sovyet gemilerinin Küba yakınlarına konumlandığı tespit edilmişti. 14 Ekim'de ortaya çıkan fotoğraflar Sovyet Rusya'nın Küba'ya nükleer başlıklı füzeler yerleştirildiğini gösteriyordu. Bunun üzerine ABD, Küba'daki Sovyet gemilerine karşı abluka uygulamasına başlamış ve bu durum gerginliği daha da tırmandırmıştı. Sovyetlerin gemilerini çekmeyeceğini, ABD'nin ise ablukayı kaldırmayacağını açıklaması ile dünyayı nükleer bir savaşın eşiğine getiren Küba krizi böylece başlamış oluyordu. Bunun üzerine 22 Ekim 1962 tarihinde olayla ilgili Amerikan kamuoyunu bilgilendiren ABD'nin 35. başkanı olan John F. Kennedy, Sovyetler Birliği'nin Küba topraklarına Washington'u ve Panama kanalını vurabilecek 1000 millik bir menzile sahip nükleer başlıklı füzeleri gizlice konuşlandırmış olduğunu vurgulayarak bunun kabul edilemeyeceğini Amerikan kamuoyuna ve dünyaya bildirmiş ve Kruşçev'e hitap ederek bütün dünyada barış ve güvenliği korumak için silahları Küba'dan çekmesini istemişti. Atılacak adımları sıralayan Kennedy, öncelikle Küba'ya karantina uygulanacağını ve hangi milletten olursa olsun ağır silahlar taşıyan gemilerin bu karantina hattından çevrileceğini ilan etmişti. ABD-Sovyet hattında bu olaylar meydana gelirken gelişmeleri çok yakından takip eden bir devlet daha vardı. O da Jüpiter füzelerini topraklarında barındıran Türkiye'ydi. Zira topraklarında Amerikan füzelerine sahip olan Türkiye, ister istemez bu krizin en önemli aktörlerinden biri haline gelecekti. Çünkü Sovyet Rusya açıkça Küba'da bulunan füzelerini ancak Türkiye'deki Jüpiter füzelerinin kaldırılması karşılığında çekeceğini belirtmekteydi. Ancak NATO ülkelerindeki itibarının zedelenmesinden endişe eden ABD, bu teklifi kesin olarak reddettiğini açıklamıştı. Fakat Kennedy yönetimi ABD'nin karşı karşıya kaldığı iki riskin farkındaydı. Füzeler çekilirse ABD'nin NATO ülkeleri nezdindeki itibarı zedelenecek veya bu ülkeler tarafından bir muhalefetle karşılaşılacak. Füzeler çekilmezse de Sovyet Rusya ile nükleer bir savaşa girmek kaçınılmaz olacaktı. Kennedy bir karar vermek zorundaydı. 27 Ekim'de Kruşçev, Kennedy'ye gönderdiği mektupta ABD'nin Küba'daki nükleer füzeleri için endişesinin anlaşılır olduğunu fakat Küba ABD'nin 90 mil uzağında bulunurken Türkiye'nin Sovyet Rusya'nın sınır komşusu olduğunu ve Sovyet Rusya'nın da Türkiye'deki füzeler yüzünden aynı endişeyi taşıdığını belirtiyordu. Rus lider, Türkiye'deki Amerikan füzelerine karşılık Küba'daki füzeleri kaldırmaya istekli olduklarını ifade ediyordu. Bu mektupta gerekirse anlaşma yapılabileceğinin ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünün taahhüt altına alınabileceğinin de altı çiziliyordu. Aynı tarihte gönderdiği ikinci mektubunda ise Kruşçev açıkça Küba'daki füzelere karşılık ABD'nin de NATO ülkelerindeki füzelerini çekmesini talep etmişti. 27 Ekim 1962 tarihinde Kennedy danışmanlarıyla Küba krizini konu alan bir toplantı gerçekleştirmiş. Gerçekleştirilen toplantıda Sovyet Rusya'nın krizi sona erdirmeye yönelik girişiminden hemen sonra Türkiye'yi pazarlık konusu yapması başkan tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Çünkü füzeler NATO, Türkiye ve ABD tarafından karşılıklı yapılan anlaşmalar neticesinde yerleştirildiği için Amerika'nın tek taraflı karar alması ilişkileri olumsuz etkileyebilirdi. Diğer taraftan Kennedy bir süredir Jüpiterlerin etkisiz olduğunu düşünerek kaldırılmasından yanaydı. Fakat bahsi geçen füzeler Türkiye açısından bir prestij meselesi olduğu için bu gerçekleştirilememişti. Ayrıca Jüpiterlerin savunma silahı olarak ciddi zafiyetleri de olduğu anlaşılmıştı. Zira söz konusu yüzeyleri çok inceydi ve en ufak darbede delinmeye müsaitti. Bu nedenle ateşlemeleri saatler alıyor, saldırıyı önlemekten ziyade kışkırtıcı, adeta saldırıya davete
ortaya çıkaran bir özellik taşıyordu. Bu koşullarda işlevsiz olduğu düşünülen birkaç füze için savaş ihtimalini göze almak da oldukça riskliydi. Kennedy, 27 Ekim'de Sovyet liderine gönderdiği cevabında önerisini kabul ettiğini, barışın korunmasına yönelik hareket edeceğini, Küba'daki füze üslerini kaldırıldığı takdirde ABD'nin de ablukayı kaldıracağını ifade etmiş, Sovyet Rusya'nın teklifini kabul etmesine rağmen doğrudan ve spesifik bir şekilde Türkiye'ye yönelik şartına yer vermemişti. Sovyet lideri Khrushchev de Kennedy'nin teklifini kabul etmiş ve bu pazarlığı kamuoyundan gizli tutma isteğini anlayışla karşılamıştı. Böylelikle iki lider arasındaki mektuplaşmayla Küba-Türkiye pazarlığı gayri resmi bir şekilde yürütülmüştü. Buna karşın Sovyet Rusya'nın ABD'ye sunduğu teklif ve Türkiye'deki füzelerin pazarlık konusu olması Moskova Radyosu'ndan tüm dünyaya duyurulmuştu. Fakat ABD'nin kamuoyundan saklamak amacıyla teklifi reddettiğini açıklamasıyla pazarlık dünya kamuoyundan ustalıkla gizlenmişti. Neticede 13 gün boyunca dünyayı büyük bir savaşın eşiğine getiren kriz gizli yürütülen pazarlıklarla çözülmüştü. ABD yönetimi bu pazarlığı dünya kamuoyu önünde kesin bir şekilde reddetmişti. Oysa kamuoyuna yansıyan bu tavrın aksine 27 Ekim tarihli mesajın Washington'a ulaştığı günün akşamında gizli yapılan Robert Kennedy ile Rus yetkililerin görüşmesi sonucu iki ülke anlaşmıştı. Kamuoyundan gizli yapılan bu toplantıda ABD füzelerin krizden birkaç ay gibi kısa süre içinde kaldırılacağı güvencesini yazılı bir anlaşma olmaksızın Sovyet Rusya'ya vermişti. Şöyle ki ABD'nin Türkiye ve İtalya'da bulunan Jüpiter füzelerini çekmesi karşılığında Sovyet Rusya yanında Küba'daki füzelerini kaldıracaktı. Öncelikle bu pazarlık gizli tutulacak, Sovyet Rusya'nın Küba'daki üslerine karşılık ABD de Türkiye'deki üslerini kademeli olarak kaldıracaktı. Amerika ve Sovyet Rusya arasındaki anlaşma haberini alan Türkiye ise bu anlaşmayı şaşkınlıkla karşılarken Amerikan yönetimine olan güvenlerinde derin yaralar açacaktı. Çünkü Türk yetkililer füzeleri Türk-Amerikan ittifakının bir güvencesi olarak görmekte ve füzelerin NATO ve ABD açısından Türkiye'nin önemini arttıracağı kanaatini taşımaktaydı. Nitekim Küba krizinden önce de ABD yönetimi Jüpiter füzelerini kaldırmaya niyetlenmiş fakat bu öneri Türkiye tarafından reddedilmişti. ABD Türkiye'nin itirazını ve bunun da Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini göz önünde bulundurarak vazgeçmişti. Küba krizi patlak verdiğinde iktidarda bulunan İnönü liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Bağımsızlar Koalisyon Hükümeti hiç tereddütsüz müttefiki ABD'nin yanında yer almış ve Türkiye kriz sürecinde ABD'nin gerçekleştirdiği tüm girişimlere tam destek vermişti. Nitekim 22 Ekim'de ABD, Sovyetlerin Küba'daki füze yığınağına ilk tepki olarak abluka kararını açıklar açıklamaz, Türkiye bu ablukaya uyacağını açıklayan ilk devletlerden biri olmuştu. Türkiye, ABD'yi koşulsuz bir şekilde desteklerken maruz kaldığı nükleer savaş riskini de göze almış oluyordu. Fakat Türk yetkililerin gözünde ABD'yi her koşulda desteklemek Türk-Amerikan ittifakı ve NATO üyesi olmanın bir gereğiydi. Nitekim Küba'daki durum Amerikan Büyükelçiliği tarafından Türkiye'ye bildirildikten sonra dönemin Başbakanı İsmet İnönü mecliste yaptığı konuşmada ABD'nin Sovyet tehdidi nedeniyle bir güvenlik endişesine maruz kaldığını belirttikten sonra Türkiye'nin müttefiki ABD'nin yanında olduğunu vurgulamıştı. ABD Sovyet-Rusya arasındaki pazarlık gizli tutulmuştu. Olsa da gerek kriz sırasında gerekse sonrasında böylesi bir pazarlığın olabilirliğini tahmin etmek Türkiye açısından pek de zor değildi. Zira krizin başından itibaren hem Batı hem Sovyet basınında Küba-Türkiye paralelliği yoğun bir şekilde dile getirilmişti. Bunun yanı sıra Sovyetlerin Ankara Büyükelçisi Nikita Ruzov 23 Ekim 1962'de Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'den Jüpiterlerin sökülmesini talep etmişti. Bu Moskova'nın iki ülkedeki füzeler arasında paralellik kurduğunun net ve açık bir ifadesiydi. Bu nedenle de Dışişleri Bakanı Küba-Türkiye paralelliği yüzünden tedirgin olduklarını ABD'ye bildirmişti. Washington, Küba konusunda ABD'nin müsterih olmasını, böyle bir pazarlığın kabul edilemeyeceğini ifade etmiş, ayrıca ABD'nin bu konuda Türkiye'nin onayını almadan bir adım atmayacağına dair güvence vermişti. Böylelikle Türk yetkilileri de böyle bir pazarlık ihtimalini göz ardı ederek ABD'ye itimat etmeyi tercih etmişti. Bu sırada Türk kamuoyunda Sovyet Rusya'nın Türkiye'deki füzeleri pazarlık konusu yapmasına yönelik tepki sık sık dile getirilmekteydi. Fakat basında Türk-Amerikan ittifakı gereği Jüpiter füzelerinin bir pazarlık ile kaldırılmasına dair bir şüphe yoktu. Ve eğer varsa da bu konu söz konusu dönemde kaleme alınan yazılara yansımamıştı. Örneğin Milliyet gazetesinin manşetten verdiği habere göre Khrushchev Türkiye'deki üsleri pazarlık konusu yapsa da bu teklif Kennedy tarafından kesin bir şekilde reddedilmişti haberini yapmıştı. Yine aynı tarihli gazetedeki köşe yazısında Türkiye ve ABD'nin hiçbir şekilde bu pazarlığa olumlu bakmadığı, zira Küba ile Türkiye'deki üsler arasında herhangi bir benzerlik olmadığı iddia edilmekteydi. Olası bir pazarlık Türk kamuoyu tarafından kesin bir şekilde reddedilmişti.
Basındaki haberlere göre bu tavrın gerekçesi olarak Küba'daki üsler doğrudan doğruya Rusların olması ve Küba ile Sovyet Rusya arasında yapılan ikili anlaşma ile kurulması, Türkiye'deki üslerin ise ABD'nin değil NATO'nun olması ve ABD ile yapılan ikili bir anlaşmaya dayanmamasıydı. İkinci gerekçe olarak Türkiye'deki üsler ile başka yerlerdeki üsler arasında bir benzerlik kurulacaksa bu Küba değil Varşova Paktı veya NATO ülkelerinde bulunan füze üslerinde görülebilirdi. Üçüncü olarak NATO'nun Türkiye'deki üslerin kurulması 1957'den itibaren kararlaştırılmıştı. Dolayısıyla saldırıdan ziyade savunma amaçlıydı. Oysa ki Sovyet Rusya'nın Küba'daki füzeleri ise gizlice ve aniden yerleştirilmişti ve bu kıtanın güvenliğini tehdit eden bir durumdu. ABD'nin söz konusu pazarlığı kabul edebileceği Türk yetkililer tarafından göz ardı edilmişti. Türkiye'nin ABD ve Sovyet Rusya arasında bir pazarlık konusu olması aynı şekilde Türk kamuoyunda da yer bulmamıştı. Türk basınındaki haber ve yorumlara göre Küba krizi barışçıl yollarla çözülmüş ve Rus lider Kuruşçev'in verdiği talimatla Sovyet Rusya Küba'dan füzeleri çekme kararı almıştı. Bu krizde basın en başından itibaren Kuruşçev'in Küba'daki füzelere karşılık Türkiye'deki füzeleri pazarlık konusu yaptığının farkında olmakla birlikte Kennedy'nin Sovyet teklifini kesin bir şekilde reddettiğine yer vermişti. Ancak durum tam tersi şekilde gelişmiş ve Amerika Türkiye'ye ilk kazığını böylece atmış oluyordu. Nitekim krizden bir süre sonra Ocak 1963'te ABD, Jüpiter'leri daha ileri bir teknolojiyle donatılmış Polaris denizaltılarıyla değiştireceğini açıklayacaktı. Oysa ki bu kriz süresince gerek Türk kamuoyu gerekse de basın kendisini tamamen ABD tarafında konumlandırmıştı. Hatta Milli Türk Talebe Birliği ve Türk Kemalistler Teşkilatı genel başkanlarının yanı sıra toplumun farklı kesimlerinden pek çok insan ABD Büyükelçiliğine gidip Küba konusunda Kennedy'yi desteklediğini açıklamıştı. Nitekim Küba konusundaki bu taraflı tutum toplumda trajik boyutlara varan olaylara da sebebiyet vermekteydi. Örneğin 25 Ekim tarihinde Küba kriziyle ilgili bir tartışmadan dolayı Yaşar Karaca isimli bir şahıs Kennedy'yi Küba konusunda tenkit ettiği için Süleyman Töktekin'i bıçaklayarak öldürmüş ve Küba krizi yüzünden bir cinayet işlenmişti. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere Türk halkı kriz süresince kimi zaman aşırıya kaçacak derecede ABD'yi desteklemişti. Lakin halk krizin Türkiye'nin güvenliği için ciddi bir tehdit olduğunun farkında değildi ve olması da beklenemezdi. Zira bu süreçte halkın neredeyse tek haber alma kaynağı olan basın adeta tek bir ses halinde ABD yanlısı bir tutum sergilemişti. Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde ABD ve Sovyet Rusya arasında gerçekleşen Küba-Türkiye pazarlığı tüm dünya tarafından anlaşıldığında Türk yetkililer yaptıkları açıklamalarda Türkiye'deki Jüpiter füzelerinin kaldırılmasının başka nedenlere dayandığını iddia etmeye ve pazarlığı reddetmeye devam ederek Türk kamuoyunu yönlendirmeye çalışmaktaydı. Örneğin Dışişleri Bakanı Cemal Erkin 9 Ocak 1963'te mecliste yaptığı konuşmada Türkiye'deki füzelerin pazarlık konusu yapıldığını kesin bir dille yalanlamış, Sovyet Rusya tarafından Türkiye'deki füzeler pazarlık konusu olarak öneri sürülse de ABD bu teklifi kesin olarak reddettiğini belirtecekti. Türk basını da yine aynı şekilde Jüpiter füzelerinin kaldırılmasının yerine Polaris füzelerinin getirilmesinin haklı sebepleri olduğunu öne sürmüştü. Bu gelişmeler her ne kadar Türk insanından saklansa da gerek yöneticiler gerekse de halk sonraki süreçte durumu anlayacak ve Amerika'nın gerektiğinde Türkiye'yi yalnız bırakabileceğinin farkına varmıştı. Nitekim daha sonra gerçekleşecek olan Johnson mektubu, Kıbrıs meselesi, Afyon sorunu ve ambargo bunu kanıtlar nitelikteydi. Bu olay iki ülke arasındaki ilişkileri tümden değiştirecek ve özellikle 1946 yılında başlayan iyi ilişkiler bundan sonra inişli çıkışlı hatta krizlere sahne olacaktı. Bu olay bizlere diplomaside duygulara yer verilmemesi ve göbekten bir taraf veya devlete bağlı olunmaması gerektiğini acı bir şekilde göstermektedir. Nitekim uluslararası ilişkilerde duygular değil çıkarlar her zaman önemlidir. Jüpiter krizi ile ilgili hazırladığımız video bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video ve kanal ile ilgili eleştiri ve görüşlerinizi hem videonun yorum kısmına hem de kanalın topluluk sayfasına yazabilirsiniz. Daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere esenlikle kalın.